hurdacılık yaparak geçiniyorduk biz. Babamla bir de biz de geziyorduk öyle beraber burada toplamak için. Ne sigortası vardı ne hiçbir sesi yoktu. Öyle hurda falan topluyordu. Öyle geçiniyorduk. Çok zordu yani. Biz pazara gittik. Benle abim, annem, kardeşim. Pazardan geldik. Biz de oturduk. Bizim labı dışarıdaydı. Babam gitti dedi abdest alacağım. Çıktı biz de öyle oturuyorduk işte. Sonra anneme dedik kalk. Oruç tutuyorduk o zaman. Anneme dedik kalk yemek hazırla. Sonra babamı aradık. Babam cevap vermedi. Biz de dedik işte bayramda kurban falan deri topluyordu dernek için. Biz de belki oraya gitmişti. Sabah yine aradık. Bizim komşu var. Cumalık sık camiye gidiyordu. Biz de arıyorduk işte. O da bakmıştı. Drone sesi geliyor 900. Şeye bakmış. Su akı, dere bakmış. Orada işte bakmış. Babam vefat etmiş. Bursa Kimse Yok mu Derneği şubesi bu yeri buldu. Yerden sonra ev yapıldı. Çocuklar buraya getirildi. Eşyalar getirildi. Ama hepsinde beni hiç zorlamadan, yormadan bir Kimse Yok mu Derneği Bursa şubesi vardı ki bu çok önemli ve değerliydi benim için. Çünkü tamamen teslim ettiğim ender işlerden bir tanesiydi. Sizler de bilirsiniz. Biz ekranda programları gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra iş tamamen devrettiğiniz kişilerde kalıyor. Öyle devirlerle karşılaşıyoruz ki işte ekrana çıkıyorlar. Biz bu işi yapabiliriz. Biz bu işin içinde olabiliriz diyorlar. Ama bir diğer zamanda bakıyorsunuz ekrandakinin çok daha azını yapmış ve bir daha uğramamış bile. Burada mutluyuz. Kardeşim arada iyidir. Akşam zaten işten geliyorum. Yemeğimizi yiyoruz. Ben de yatıyorum. Sabah yine kalkıyoruz. Saat 6'da. Araba tane gidiyorum. Orada da arkadaşlarla işe gidiyoruz. Çalışıyoruz. Buraya çok güzel oldu. Yani biz buraya geldin, orası gibi burada yani saray gibi oldu bize. Geldiler, bize sahip çıktılar. Bu duruma geldiler. Allah onlara da size de razı olsun. Ben az önce kardeşlerimize de söyledim. Bayram askerde Adem, Yakup, Ömer, onlara da söyledim. Dedim ki evet bir 10 yıl daha ben idare edebilirim ama 10 yıl sonra yaşlanacağım. Bundan sonra görev sizin göreviniz olacak. Bir gün kapımı çalacaksınız ve diyeceksiniz ki abla nasılsın? O zaman bu denge sağlanmış olacak. Çünkü hayat bir dengeden ibaret siz de biliyorsunuz. Bu denge noktasında da sıra onlara gelecek. Ablaları yaşlandığında, Güngör amcaları yaşlandığında böyle civan gibi delikanlılar gelecekler. Kapımızı çalacaklar. Ablacığım nasılsınız diyecekler. Sohbet edecekler. Ve biz de diyeceğiz ki Allah'ıma çok şükür kimse varmış.